6520 yaşında ayrılıyor Orta Dünya'dan. Gandalf'ın bile okuyamadığı ay harflerini çözümler. Hem çok yaşlı hem çok genç. Silmarillion, bitmemiş öfkeler Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi dördünde birden olan tek karakter. O işi de halleden kişi Elrond. Zafer abi merhaba. Merhaba Dilek. Bugün bak ne kadar keyifliyim, ne kadar mutluyum. Hayırdır inşallah. Seni gördüm mutlu oldum ha, abi fena ama. Teşekkür ederim mı? sağ ol. Ama sen de aynı enerjiyi göremiyorum. Aramızda bir 40 yıl olduğu için normal. Abi bir de boz etkisi var. Ya boz evet tedirgin ediyor ama ben onun Marlon burandığı gibi halledeceğim. Ben abi <laughs> ya halledeceğim diyorsun bir bölümlük diye geldi gitmiyor. Manav'a gitmiyor. Ve bir Manav'a gitse <laughs> tamammış. <laughs> adam Manav'da dikiliyor. Tamam fazla konuşmayacağım bu bölüm. Sevdiğim karakter var. Bana sevdiğin karakterle daha çok konuşurmuşsun gibi ...geliyor. E, Zafer abi öyle yapıyor da... ...sevdiği karakterde daha çok konuşuyor. Zor susturuyoruz. <laughs> Ama onun işi yok. Çok Gerçi Zafer abi... ...sevmediğinde de konuşuyor. Benim anlatıyor. Sev sevmediğim... ...karakterler yok. Direkt. Sen bir boşsun. Yani ben orta yolcuyum. Bugün de yine çok saygı duyduğumuz... <laughs> abimiz. ...abimiz. Orta dünyanın... ...sevilen isimlerinden. Cemiyet hayatının... Cemiyet hayatının önemli, önemli isimlerinden. Kesinlikle... ...duruşuyla, karizmasıyla. Aslında ile... bir şekilde... ...Rahmi Koç gibi bir şey. Aynen öyle aslında. Doğru <laughs> söylüyorsun Vallahi, Biraz öyle yani. Rahmi Koç gibi yani. Çok güzel benzetme oldu. Bu hafta karakterlerde... Rutiye'nin büyük torunu, Galadriel'in damadı, Arwen'in babası, üç yüzüğün en güçlüsü, Vilya'nın taşıyıcısı Elrond'u işliyoruz. Elrond yarı elf. Orta dünya tarihinin en büyük kişilerinden birisi. Bir kere süre olarak da çok önemli ve sürenin tamamında çok önemli birisi. 6520 yaşında ayrılıyor orta dünyadan. 20 yılı çıksan 6500 yıl orta dünyada etkin olarak görev yapmış, liderlik yapmış birisi. Abi 6520 yıl diyorsun. 20 yılı çıksak ne oldu. <laughs> Çocukluktan biraz delikanlılık olsun. Diye. <laughs> Önemli bir değişim. 6500 kaldı geriye. Kaçtır insanlık tarihi? 4000 yıl falan değil mi? Abi işte Göbektepe'yi şimdi M.Ö. 12.000'e yazmaya ha. çalışıyorlar. Ondan önce Stonehenge var. M.Ö. 5-6.000 bin 5 6 6. yanlış hatırlıyor olabilirim. Mısır piramitleri eksi 4 4000. Yani 4000 gibi yani bir Mısır şey. Yani Mısır piramitleri kadar. Ve bu ömürün tamamında etkin birisi yani halklar üstünde lafı geçen saygın, becerikli, yönetici savaşçı. Şöyle bir tarif vardır Hobbit'te. Bir elf lordu kadar asil ve adildi. Bir savaşçı kadar güçlü, bir büyücü kadar bilge, bir cüce kralı kadar saygıdeğer ve yaz kadar nazik. Çok, çok iyi tarif. Çok büyük bir bilgi. Yani sadece savaşçı olarak görmek Elbont'u zaten bir yanılgı. Çünkü aynı zamanda orta dünyada yaşamış en büyük şifacılardan birisi. Ve aynı zamanda orta dünyadaki tarih yazıcıları hikayesi var. Çok önemli bir loncaları falan da vardır zaten. Onlar kadar, o tarih bilgeleri kadar dil bilimi ve tarih bilimine vakıf birisidir. Zaten tarihin birçok kırılma noktasında birebir içinde bulunduğu için günlüğünü yasa böyle bir durum <laughs> çıkıyor yani. bir de havalı abi. Duruşu, ya ayrı var bir yani. şeyi var, agent Smith. Weaving çok başarılı <laughs> bir oyuncu. Casting işi adamın aklını karıştırıyor. Kitaptaki tarife uymasa bile filmdeki evet. tipoloji aklına yatar hale geliyor. Abi evet. Arven videomuzun altına bir tane yorum gelmiş. Kim olduğunu hatırlayamıyorum kusura bakmasın ama şöyle bir şey yazmış. Arven mi daha güzel, Liv Tyler mı? Inception sorusu <laughs> Herkesin orada Arven üzümlü kekim, Arven yani, büyük aşkım yazmasının bir sebebi de aslında birazcık Liv Tyler. Peki senin öyle mi abi? Arven daha güzel. Öyle mi? Arven. Liv Tyler'dan daha mı güzel? Li... <laughs> Şimdi detaya girmeyelim de. Ama hani Liv Tyler tabii yani harikulade bir hanımefendi ama yani Arven olarak daha güzel. O film ışık hikayesiyle falan başka bir boyuta geçmiş oluyor hakikaten. Zaten hayatının rolü abi. Hani küçük ufak yok. tefek filmlerde oynadı falan ama bu işin şahikası onun açısından konuşurken de e geldik. Kızı o yüzden. Ha, yoksa bir yok. <laughs> başka bir sebebi Aynen. yok. Başka bir sebebi yok. Elrond'u da anlatıp Arvin'e anlatmak olur mu? Babası hiç kızından ayrılır mı? Aynen. Yani. Elrond'u çağ çağ mı anlatacaksın? Çağ, çağ anlatalım daha rahat olur. Çünkü hani birinci çağın sonunda başlıyor. ikinci çağın tamamında ve üçüncü çağın tamamında bulunan birisi. İlk uyananlardan değil. Tabii. Yok yok bu ilk elflerden değil. Bu birinci çağ 532'de doğuyor. Baba Örendil ve annesi Elvin. Bunlar öyle bir soya sahip ki arabında da bahsetmiştik. Edai'nin 3 hanedanından da bir kan bağı geliyor. Aynı zamanda Sindar'dan geliyor, Noldor'dan geliyor. Yani elflerin önemli şeylerinden geliyor. Aragorn gibi bir kana sahip bir kişi bu. Zaten hani babasının öğrendiği olması inanılmaz bir değer atfettiriyor çocuklarına. ve annesi Elving bağlantılı olarak bir Maya'nın soyundan geliyor. Beren Luthien'in kızı, Luthien de Maya Melian'ın kızı. Aynı zamanda bir de Doriath hükümdarı Tingol'ün çocuğu. Elrond'un fiziksel özelliklerine baktığın zaman da siyah saçlı. Gözleri yıldız ışığı parıltısında diyorlar. Üçüncü çağda bile tarif edilirken asla kırışmış yaşlı gibi durmuyor ama bütün çağların o ağırlığını da gergin teninde hissedebilecek kadar olgun bir görüntüsü de var. Hem çok yaşlı hem çok genç. Gencecik bir elf gibi fiziksel olarak ama duruşuyla, karizmasıyla bütün o yaşının birikimini aktarır gibi bir durumda. Her erkeğin isteyeceği şey. Her Değil kadının da isteyeceği yani. şey hayatında. Neydi o sapyoseksüel bizim entelektüel zekaya aşı olma. Hani o yüzden yıllardır kitaplar. Bizi çok kıskandırmışlar Zafer abi. <laughs> Valla yani bu herhalde Avrupa'da böyle. Türkiye'de yemiyor iş. Birinci çağda işte şey oluyor bu üçüncü akraba katliamı. Son akraba katliamı da o sırada zaten ailesiyle beraber limanlarda yaşıyorlar. Erendil bir gemi yolculuğunda baskın yapılıyor. Feanor çocukları tarafından Silmaril'i ele geçirelim. Silmaril bizim hakkımız diye. Büyük bir katliam yapılıyor. Çünkü Feanor'un çocukları askeri olarak çok güçlüler zaten. İki kardeş Elros ve Elrond da bu savaş baştan kaçırılıp daha arka plandaki bir Çağlayan'ın bir havuzun yanına ormana saklıyorlar. Zararı görmesinler diye. Annesi Elving de yarı intihar eder gibi ile beraber denize atlıyor zaten. O Ulmo tarafından kurtarılıyor. ve Öğrendiyle kavuşturuluyor. Bunları Maglor buluyor. Madros ve Maglor buluyor Feanor çocuklarından. Ve görür görmez çok sevimli geliyor iki çocukta. Düşman gibi ya da bir savaş ganimeti gibi davranmıyor Maglor. Onları götürüyor yanında Doğu Beleriand'daki yaşadığı yere. Ve orada kendi çocukları gibi bir büyütüyor ikisini de. Asla ayrımcılık yapmıyor. Kötü davranmıyor. Bütün eğitimlerle ilgileniyor. Hem asker olarak hem bir bilgi olarak yetiştiriyor her ikisini de. Asla kötü düşünmezler akraba katliamına dahil olmuş olmasına rağmen Maglor hakkında Elrond da Elros'ta. Çünkü o kadar iyi davranmıştır. Gerçekten babaları gibi davranmıştır. Birinci çağın sonuna doğru bunlar da şey yapıyorlar. Biraz delikanlı hale falan gelmiş oluyorlar. Gazap Savaşı'ndan sonra da Erendil soyuna Erun'un izniyle Valar tarafından tanınan seçim hakkını kullanıyorlar. Neydi seçim hakkı? Ersel. İnsan soyunu seçip ölümlü mü olacaksın? Elf soyunu seçip orta dünya için ölümsüz mü olacaksın? Sen ne seçerdin abi? Ben yani insan soyunu seçerdim ya. Yani. yani. Tabii hani şimdi böyle atmak kolay da öyle bir seçenek olsa. Yani insandı sonuçta ulan ölmek de kolay değildi. Acaba erfliği mi seçeriz? Şu andaki düşüncem insan soyunu seçerim. Ben şimdi bir düşündüm de ben ölümsüzlüğü seçebilirdim. Ben kesin ölümsüzlüğü seçerdim. Kadınlardan ölümlülüğü seçecek birini hayatımda hiç görmedim ya. Bir de yaşlılık da yok ya. Oo oh, biz kaç yaşındasın? 4500 maşallah 22'sinde gibisin. Konu gene Ajda Pekkan'a gelecek. Ajda Pekkan'a gelmesin. <laughs> Borges'in ölümsüz diye bir hikayesi var. O ölümsüz hikayesinde ölümsüzlerin ne olduğunu, nereye evrilebileceklerini çok iyi anlatır. Zaten bir tek bunu da anlatmaz, çok kapsamlıdır. Borges'in bütün hikayeleri gibi birçok şeyden derin bir bilgi sağlar. 5-6 sayfalık bir şeydir zaten. Meraklı arkadaşlar varsa o ölümsüz hikayesini okuyabilirler. Gazap savaşından sonra Eldros insan olmayı seçiyor. Gemileriyle ve topladığı hatla beraber insanlarla beraber Nümenor adasına gidiyor, yerleşiyor. Orada Nümenor krallığının ilk kurucu kralı oluyor. Elrond ise limanlarda kalıyor Kirdan'la beraber ve orada çok saygın bir elf ve bir şifacı olarak tanınıyor ve Kirdan'ın da sağ kolu gibi bir şey. Bu gri limanları yönetenler mesela Kirdan mı diye düşünüyorsunuz yoksa Gilgalat mı? Gilgalat aynı zamanda elflerin yüce krallarından. Bir. Detaya girdikçe, girdikçe şunu fark ediyoruz ki kral olarak Gilgalat oranın yöneticisi falan ama aslında Kirdan'la iktidarı paylaşmış durumda. Kirdan da gri limanların efendisi diye geçiyor. Orada bir iki kişinin hükümdarlığı söz konusu birbirle çelişmeden beraberce yönettikleri bir durum var. Elrond her ikisinin de çok güvendiği, çok değer verdiği, fikrine değer affettiği bir yarı elf olarak hayatına devam ediyor. Eriador'daki, Eregion'daki yüzük savaşta yani borun bu yüzükleri yapması, Sauron'un Mordor'da tek yüzüğü yapması hikayesinde Anatar haliyle geldiğinde Elrond da Gilgalad ve Kirdan'la beraber Anatar'a güvenemeyeceğini anlıyor o bilgeliğe sahip. Ve Anatar'ı reddediyorlar Sauron'u. Sauron da borun yanına sığınıp orada onların gelişimini sağlıyor ve güç yüzükleri dövülmeye başlıyor. Elfler sürekli iyi değillerdir. Yani böyle bir yanılgı da var. İnsanlar kadar günahkardırlar ve yaptıkları birçok şey çok büyük felaketlere neden olmuş bir yol. Kelebirimbur'un seçimi de çok kendi sonunu da getiriyor zaten yani. Sauron işte tek yüzüğü dövünce üç elf yüzüğü Sauron dokunmadan onun bilgisi haricinde ondan gizli dövülen yüzükleri Kelebirimbur bir tanesini Galadriel'e iki tanesini de Kirdan ve Gilgal'a da Daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz Etmiştik. Bravo Zafer abi. Bravo Zafer abi. Artık ben de reklamcı olacağım. Hangi videoda bahsetmiştik? Birçok videoda bahsetmiştik bir çok aslında videoda ama. Birçok videoda bahsettik. Caleb Sauron'un savaşı sırasında. Sauron yüzükleri ele geçirmek için savaşınca Gilgalad tarafından bir orduyla Eregion'a gönderiliyor. Yetişsin ve Caleb kurtarsın diye. Sauron ordu olarak çok güçlü. Bir kısmı gri limanlara doğru devam ederken Sauron'un ordusu oraları yok etmek için Hallice bir bölümünü de Elrond'la uğraşmak için onun üstüne gönderiyor. Elrond'un kuvvetleri gene Brimbor'un kurtarmaya yetişemiyor. Müdahil de olamıyorlar. Birkaç yıl sürüyor o savaş zaten. Elegion tamamen yıkılmış, yakılmış. Orada dağılmış, yöneticisiz kalmış bir grup elfler falan da var. İnsanlar da var. Onlardan kurtarabildiklerini kurtarıyor ve onlarla beraber kuzeye doğru çekiliyor. Ve o kuzeye doğru çekilmesi sırasında da İmla dizisi. Ayrık Vadi'ye denk geliyor. Ayrık Vadi'nin stratejik olarak önemi şu. Tek giriş çıkışı var. Derin bir vadi. Zaten cennet gibi bir yer her şeyden evvel. Ama stratejik olarak da tek bir giriş olduğu için korunması çok kolay. Az sayıda askerle bile orayı düşman işgalinde kapatabiliyorsun. Sauron orayı bayağı ele geçirmek falan istiyor ama çok iyi bir savunmayla İmradis'in işgal edilmesi engelleniyor. Zaten daha sonraki Gilgalat ve Kirdan'ın katıldığı bir toplantıyla İmradis'e Elrond'un bir kuvvet olarak yerleşmesi ve orada kendi kentini korumasına karar veriliyor. Bu kentin kurulmasına karar verildikten sonra Gilgalat kendisinde bulunan Vilya'yı Elrond'a veriyor. O yüzü Erdoğan'a geçme hikayesi de Ayrık Vadi'nin kurulma kararından sonra. Ayrık Vadi bizim 3. çağda gördüğümüz kadar küçük bir yer değil ilk kurulduğunda. 2. çağ boyunca gri limanlar dahil bütün elf yerleşimlerin en heybetlisi, en güzeli ve en gelişmiş. Peki Vilya bu üç yüzün gerçekten en güçlüsü mü? Öyle deniliyor. Özelliği yani. neydi abi Vilya'nın? Vilya hava yüzüğü, diğer yüzükler gibi özellikle geliştirici ve geliştirilen şeyleri koruyucu, yıpratmayıcı bir özelliği var. Bu üç yüzün hiçbiri savaş yüzüğü değil. Bunlar koruyucu yüzüklerdir, saklayıcı ve geliştirici yüzüklerdir. O yüzden hani üçünü birleştirip Sauron'un tek yüzüğü dövelim diye düşünen arkadaşlar varsa Zaten öyle olmuyor. Ya. Çünkü Sauron'un yüzüğü bir savaş yüzüğü. İkinci çağın sonuna doğru da Gilgalad Kirdan, Cüceler, Beornirler yani ayı adamlar falan hepsi beraber toplanıp artık Sauron'u durdurmak durumunda oldukları için son ittifak savaşı yapıldığında Gilgalad'ın emir subayı olarak savaşa katıldı Eldrond ve Abi son ittifak savaşı filmlerin yani mitolojinin ilk başında, i̇lk başında gösterdiği savaş. o savaşlıkça Sauron'un parmağı kesilecek, yüzük Isildur'a geçecek, Elendil ölecek, Gilgalat ölecek. Sauron'un da bedensel varlığı yok olacak parmağında kopartıldığı için Narsil Elendil'in altında karılıp kırılacak ve bu şekilde bizim efendi Elrond da o savaşta hem komutan hem savaşçı olarak birebir bulunuyor. Gilgalat'ın ölümünden sonra şey düşünülebilir. Neden Noldor'un yüce kralı Elrond olmadı bu kadar soylu bir evet. sahip? O sıradaki en güçlü elf şehrine sahip birisi diye. Agnatik premegen tür diye bir tanım var. Bu da şey demek. Hanedan soyu baba tarafından gelir. Anne tarafından gelen kabul edilmez hanedanın başı seçilebilmek için. Osmanlı hanedanı da böyleydi. Benim bildiğim kadarıyla Fransa'da da böyle. İngiltere'de kadın kanı devam ediyor ama. İngiltere'de kadın kanının devam ettiğini zaten hepimiz. Yani biz... <gülüyor> <Littorian> <gülüyor> Malumumuz biliyoruz. İşte Elizabeth herhalde o da bir elf muhtemelen. Bunun sebebi o. Çünkü Elrond'un elflerden gelen nol kanı anne tarafından geliyor. Baba tarafından insanlara dayanıyor. Beor, Hador, Halet Hanedanı'na dayanıyor. O yüzden de zaten yasal olarak yüce kral seçilme durumu yok. Zaten Elrond'un böyle bir niyeti de yok. Hani krallığım olsun, ben en önemli olayım falan gibi bir derdi de yok. Ama yasal olarak zaten mümkün değil. Bunun tek istisnası Dior'da oluyor. Dior çünkü yarı hesap Doriath'ın başına geçiyor. Ama mesela o da Tingol'ün ünvanlarını kullanmıyor. Doriath halkı kendisi onun kral olmasını talep diyor. Neredeyse bir toplu seçim gibi bir durum var. Cücelerin Tingol'u öldürmesinden ve o yağmayı diyor tarafından durdurmasından sonra o da Doriath kralı olarak imzası öyle değil. Ama Doriath da bir süre krallık yapıyor. Orası öyle. Üçüncü çağa geliyoruz. Bu aslında bütün izleyicilerin falan daha çok bildiği bir şey. 109'a gelindiğinde Elrond Galadriel ve Celeborn'un kızı evleniyor. evleniyorlar. Üç çocuğu oluyor işte. İkisi ikiz zaten. İlk çocukları Elladan ve Elrohim erkek. Peki diğeri? Diğeri Arwen. <laughs> <laughs> Arven Undomiel. Ah, Zafer abi, pek içlendin. Yok canım, Arven <laughs> Undomiel. Diğer çocuğu da ve Kuzey Krallığı dağıldıktan sonra şey geleneğini başlatıyor. Kuzey Kralları soyunu Ayrık Vadide koruma altında ve eğitim altında tutuyor. Aragon son koruduğu ve eğitim altında tuttuğu Kuzey Kralı soyu. Ondan evvelki bütün soy da Elrond'un himayesinde zaten. Sadece şey olarak bilinmesin diye diyorum. Aragon'la başladı bu iş diye bilinmesin. Zaten Kuzey Krallığı'nın tamamının kral soyu Ayrık Vadide kollanıyor, barındırılıyor. Bunun Sahip sebebi demiliyor. de Elrond. Elrond. Büyük adam çok büyük adam. Elrond'un büyük bir başarısızlığı şeydi oluyor. Eşi orklar tarafından puslu dağlarda yaralandıktan sonra onun maddi yarasını tedavi edebiliyor. Onu iyileştiriyor. Fiziksel olarak hiçbir derdi kalmıyor. Ama manevi kısmını toparlayamıyor. Toparlayamadığı için Batı'ya gönderiyor. Yani Valinor'a gönderiyor. Abi benim kafama çok takılan bir şey var. Ne biliyor musun? Bu ilk yüzüğü ele geçirdiklerinde hüküm dağına giriyorlar ya. Oğlum atsana diyor. Atmıyor. Atmıyor. Arkadaş bu iki tokat al elinden at. Ya da vur tepi ikisi ben Aynen. <laughs> o kadar adam ölmüş ya o konu hakkında şey var, makaleler var. Neden Elrond Isildur'u zorlamadı? Evet. Gerçi orada mesela hüküm dağına Isildur'u götürenlerden birisi de Kirdan. Kirdan'la Elrond'un kararı hüküm dağına atılması. Isildur ele geçirince yüzü Kirdan'da da diyor yani bu yüzün yok edilmesi gerekiyor. Elrond da yüzü yok ediyor. Elrond onunla beraber ta hükümdanın içine giriyor. Isildur vazgeçiyor. Şöyle bir durum var orada. Isildur da o zaman çok kuvvetli bir kral, kendine ait bir ordusu var. Aralarında ordular arası, ırklar arası bir savaş çıkma ihtimali de var çok zorlasa. Ya da orada Elrond'un muhtemelen Isildur'u öldürüp atıyor olması lazım. Bu tür bir savaşa ya da bu tür bir düelloya gönlü yok Elrond'un. Kendi rızasıyla yapmasını istiyor. Böyle bir kötülük yapmak istemediği için Isildur'u ne kadar lafla zorlasa da bedensel olarak mecbur etmiyor. Yani Elrond zaten yüzeye dokunması doğru değil. Elrond dokunmaz muhtemelen Gandalf gibi yani. yani ya o çok abi önemli. Abi Tolkien şey de diyebilirim. Lan oğlum Tuğla gibi kitap yazdım. Baştan hiç hikayeyi bitirmedi. miyim? Yani. yani orada şey boşluk varmış gibi sen diyorsun ama Sanki değil, aslında. Değil. Ya bir de şey var. Bu hikayenin bu kadar uzun süredir seviliyor olması, birçok kişinin üstüne düşünüyor olma sebeplerinden biri de Tolkien'in peri masallarında bahsettiği bazı şeyler açıklanmadan bırakılır. Ha, çok güzel bir düşünce ama. Yani dev hikayelerde çok kapsamlı hikayelerde zaten bazı sorular hususi olarak cevapsız bırakılır. Çünkü bütün sorulara cevap verirsem işin İyi. cezbedici kısmı gider bir de şeyi gider. Cüssesi küçüldür ona çünkü hayal gücünü daraltmış olursun. Ket, ket İhtişamı doğru. azalır böyle bir durumda. Tolkien birçok soruyu da bilerek açık bırakmıştır. Çok hızlı canım o konuda. Ben onu yani ne ne nerede kemiği nasıl cezbedeceğini biliyorum. Biri, tom Bombadil kimdir? Yok bunun cevabı aslında. Tamamen <laughs> yoruma açık bıraktım. E Şey hikayesi var mesela. Tolkien'in gene mektuplarında bahseden yüzük neden denizden götürülmedi? Çünkü kri limanlardan binip Mordor'a daha yakın bir yerden gidebilir falan hikayesi vardır. O Eldrond divanında aslında yarım yamalakta olsa açıklanıyor. Neden? Denizden götürülmedi. Ona Elrond Divanı hakkında 3 videodur söylediğimiz söyleyeyim. ve yapmadığımız <laughs> Kaç video, daha, <laughs> Kaç daha, video daha yapmayız. Ondan sonra o Elrond Divanı'nın şifreleri meselesinde şey yapacağız. O... Abi beklentiyi <laughs> yükseltiyorsun yalnız. böyle. Ama gerçekten güzel bir bölüm olacak. O Elrond Divanı ama şey yani çok kilit bir yer olası. Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben dedim ki Bosa Elrond Divanı bölümü mü yapsak dedim. Yapmayalım şimdi. Zafer abi 3 saat konuşur dedim. <gülüyor> Elrond 3. <laughs> çağ'da bir de şey der aslında. Hobbit'te rastlarız. rastlarız. Elrond'un şöyle bir durumu var. Silmarillion, Bitmemiş Öfküler, Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi dördünde birden olan tek karakter. Hepsinde var. Evet hiç düşünmemiştim. Doğru. Elrond hikayesi hepsinde var yani. Adam yaşayan tarih. Kaç sene demiştik abi? 6520. 6520. 20'yi çık. Yani 20 çocuklu <laughs> açık. Suya bu dediği zamanlar. Bir de o düşündün sen orada. 6520, 20 çık. 6500. <laughs> Hobbit'te bu Gandalf'ın küçük kafilesi ve Bilbo Baggins Ayrık Vadi'ye uğradıklarında Elrond'un konuğu olurlar. Ve bu sırada Elrond'un bilgelik kısmını bir kez daha görürüz. Gandalf'ın bile okuyamadığı ay harflerini çözümler. Onlara haritanın üstündeki metni açıklar. Aynı zamanda neyi açıklar? Thorin'in ve Gandalf'ın kılıcının isimlerini ve onları yapan ustaların Gondolin ustaları olduğunu, ta Turgon'un Gondolin'inden kaldığını açıklar. Ve kılıçların üstündeki runları da okuyabilir. Yani bir bilim adamı olarak, bir filolog olarak da erişilmesi neredeyse imkansız bir yetkinliğe sahiptir. Ama yani zaten bahsettiğiniz birçok şeyin aslında yaratılırken orada zaten. Adam. Orada. Yani Or olayın içinde. Diller gelişirken içinde. Öyle düşünmek lazım. Yani dil kendi kendine değişiyor, gelişiyor, kelime anlamları kayıyor, başka bir şeye dönüşüyor. Kimisi kullanılamaz oluyor. Adam o sırada zaten bu değişimin birebir içinde yaşıyor. Yani. Hep var yani. Hep var. Belki birçok eşyaya kendisi isimler. Yani belki de birçok şeye doğru kendisi isimler. Divan ların en önemli kişilerinden biridir. Sauron'un dolgurdurdan kovulması meselesine de birebir dahil olur. Ama mesela Elrond'da şunu görürüz. Yüzükten sonra yani Vilya'yı aldıktan sonra Ayrık Vadi'yi ordu komutanı olarak terk etmemiştir. Son ittifakta hariç. Ayrık Vadi'den ayrılmaz. Bunun çok önemli iki sebebi var. Özellikle artık 3. çağa gelindiğinde Ayrık Vadi o eski görkemli günlerine sahip değildir. Çünkü orta dünyadaki hiçbir elf yerleşimi eskisi kadar güçlü ve kalabalık değildir. Uçuş günleri der buna şey. Tolkien uçuş günlerinden kasıt ikinci çağın sonuyla beraber 1500 yıl sürecek orta dünyadaki elflerin batıya göçü başlar. Bu sırada Ayrık Vadiden de çok fazla göç gider. Elfler zaten üçüncü çağın başlamasıyla beraber orta dünyayı ciddi sayılarda terk etmeye başlamışlardır. Ve o yüzden de zaten öyle devasa ordular kurabilecek falan bir elf nüfusu kalmadığı gibi Eldrond da Vilya'nın Sauron'un eline geçebilme ihtimalini düşündüğü için Ayrık Vadi'yi bir daha terk etmez. O yüzden ordu komutanlığı meselesi yoktur. Hatta Agmar'la savaş sırasında da kendisi orduyu komuta etmez. Glorfindir ordu komutanı olarak gönderir Eärnur'un yanına. Ayrık vadide sabitler. Vilya Sauron'un yani. eline geçerse durum çok sıkıntıya gireceğini şey yani şeyi yani. çok istiyor. Zaten Ereyona saldırması da o 300'ü ele geçirmek açısından Kelebir'in boru öldürmesi, oraları yakması, yıkması sadece cüce yüzüklerini ele geçirmek için değil. Zaten insanların yüzüklerini ele geçirmesine gerek yok. İnsanlar dönüştüğü için zaten Sauron'un askerleri haline geliyorlar, Nazgûl oluyorlar. E bir de Ayrık Vadide gözü var zaten. Ayrık Vadide gözü var. Ayrık Vadi yani ta 3. çağ sonuna kadar işte neredeyse tamamen korunan, hiç kimsenin dokunamadığı bir yer. Tıpkı şey gibi Galadriel'in Lord, Dorian. Lord Dorian gibi. Oralara kötülük giremiyor. Deniyorlar ama başarılı olamıyorlar. Oralar o yüzüklerle beraber çok güçlüler. Oysa mesela Taranduin önemli bir elf kralı, orman elflerinin kralı ama Taranduin saldırı altına kalıyor. Dolguldur'dan sonra belli ormanlık bölgelere hiçbiri gidemiyor. Yani sınırlanabiliyor, işgal edilebiliyor ya da daraltılabiliyor. Ama ne Lothroliye ne Ayrık Vadi özellikle yüzüklerin ve yöneticilerinin de gücüyle beraber kötülük tarafından arındırılmış bölgeler gibi neredeyse. Çok önemli bir iyiliği de şey, Frodo'nun yarasını tedavi etmek onu hayatta tutmak. Çünkü Frodo neredeyse artık o Wright denilen Nazgûl'lerin bulunduğu evrene geçmiş durumda. Soluklaşmış durumda. Ve yarası fena gözükmemesine rağmen bu devam ediyor. Eldrond şifacılığıyla ve bilgisiyle, tarihi bilgisiyle Nazgûl bıçakları kırılır diyor. Ve etin içinde kalır, kalbe doğru ilerler. O kırık parçayı günlerce arıyorlar, bulamıyorlar. En sonunda Elrond vücuttaki o kırık parçasını buluyor Nazgül bıçağının. Çıkartıyor, Frodo ondan sonra tedavi edilerek normale dönüyor. Ve soluklaşması gidip bu dünyada kalıyor. O işi de halleden kişi Elrond. Divanı toplaması Elrond'un. Frodo'ya gerekli saygıyı göstermesi, Bilbo'yu ayrık vadide tutması ve ona gerekli saygıyı göstermesi, neye önem verip neye önem vermeyeceğini, neye dikkat edip neye dikkat etmeyeceğini bilmesi, akıl danışanlara cevap vermesiyle yüzük savaşları içinde birebir savaşa dahil olmasa da çok değerli katkılar sunuyor zaten. Yüzük kardeşliğinin oluşturulması fikri de zaten Elrond'a ait. Elrond'un ismi şey Yıldız kubbe, cennet mahzeni anlamına geldiği söyleniyor ama bir başka yoruma göre de mağara el anlamına geldiğinde söyleniyor. Bu değişik dil uzmanlarının değişik köklerden oluşturmasıyla ortaya çıkmış seçeneklerden biri. Yalnız şey var, Eleronda Quenya adı. Zaten bu Eleron dil deniliyordu Arven bölümünde bahsetmiştik. Bu Elerondadan türetilmiş. Eleron dilde Elerondanın kızı, Elrond'un kızı anlamına geliyor. Arwen'de bahsetmiştik arkadaşlar. Ama Elrond'un en büyük hüzünlerinden biri de gene kızı Arwen'in ölümlü hayatı seçerek Aragonla evlenip Orta Dünya'da kalması. Ondan ayrılırken muhtemelen Orta Dünya'dan ayrılmasından bile daha büyük bir acı çekiyor. Çünkü Arwen'le arasında çok çok derin bir sevgi bağı var. Ama sonuçta eşinin yanına gidiyor bir de o var hanım köylü. Peki ne zaman gidiyor abi Orta Dünya'dan Elrond? 3021'de yüzük yok edildikten sonra işte Gandalf, Elrond, Galadriel, Frodo, Frodo. Bilbo, Ela Hepsahne gemide. O tabii, gemiyle tabii. gidiyorlar. Vay. Onlar hep beraber gidiyor. Hatta şey, gölge yeledi gemide. Ha, doğru. Ayrılıyorlar Orta Dünya'dan ve Orta Dünya en büyük bilgelerinden, en büyük savaşçılarından, en büyük komutanlarından birini daha kaybediyor. Kaybediyor. Peki çocukları abi? Çocukları hakkında şeyler var. Elrohil ve Elladan hakkında. Onların filolojik araştırmalara göre birisinin kökeni olarak FC kökene dayalı, diğerinin adı insan adlarına dayalı olduğu için acaba babaları ve amcaları gibi İnsan köküne dayalı isimdeki insan olarak kalmayı seçip orta dünyada kaldı. Elf olarak kalansa batıya mı gitti falan gibi üstüne düşünceler var. Ama Tolkien direkt olarak Eldrohir ile Ellada'nın seçimlerini ve orta dünyada kalıp kalmadıkları hakkında bir bilgi vermiyor. Peki abi Elrond gittikten sonra Ayrık Vadi ne oluyor? Ayrık Vadi artık terk edilmiş Tamamen boş olur. Tamamen boş olmuş. Cennet e gibi yer. Yani kaptan gibi düşünmek lazım. İnsanlar Erden, orayı otel yapmıştır abi. <gülüyor> <gülüyor> Yapmışlardır abi. Vallahi hangi coğrafyada olduğuna göre değil. <laughs> abi verdiğin bilgiler için teşekkür ederiz. Güzel bölüm oldu. Elrond'un ağırlığıyla selamlayarak seni bölümü kapatıyorum. Seni de selamlıyorum Cem. Ben <laughs> manava gidiyorum. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> bir, birisi şey yapacak. Brütüs. Manava gitme. <gülüyor> <gülüyor>